Ben de Benedict'in bıraktığı yerden Eylül 1955 ile devam edeyim. Nispeten benzer bir iş. Eylül 1955 İstanbul'un azınlık nüfusuna yönelik bir tahrip ve yağma hareketi olan 6-7 Eylül olaylarını anlatan bir sanal gerçeklik deneyimi. Hem bir sanal gerçeklik deneyimi hem de bir enstalasyon aslında ve bu enstalasyon ve bu deneyim içinde izleyiciler kendilerini olayların yaşandığı günde İstanbul'da bir fotoğraf stüdyosunun içinde buluyorlar. Ve olayları stüdyo fotoğrafçısının gözünden izliyorlar. Bu deneyimde önce gelen müşterilerin fotoğrafını çekiyor izleyici. Onların sohbetlerini kulak misafirliği ediyor. Sonra da sokakta yavaş yavaş toplanan kalabalığı izliyor ve şiddet olayları başlamadan sanal gerçeklik deneyimi bitiyor. 6-7 Eylül olaylarında 5000 kadar bina yağmalanıyor. En az 11 kişi hayatını kaybediyor ve azınlık nüfusu göçe zorlanıyor. Başlamadan önce fragmanını göstermek istiyorum işin. Daha iyi bir fikir verir. 2 dakika. Bu iş Çağrı Hakan Zaman ve Nil Tuzcu ile beraber yarattığımız bir iş. İkisi de aslında mimar. Çağrı Hakan Zaman aynı zamanda yapay zeka ile ve bilgisayar mühendisliğinde de çalışıyor. Nil Tuzcu ise bir şehir araştırmacısı ve bu sanal gerçeklik işinin araştırmalarının çoğunu Nil yürütmüştü. Biz bu işte ne yaptık? Aslında bir düşünme, yani düşünmek için ve bir şeyler hatırlamak için bir ortam yaratıyoruz ve aslında bundan da ötesini bir anlamda yapmıyoruz çünkü yeterli oluyor. Önce bu ortamı nasıl yarattığımızdan biraz bahsetmek istiyorum.
Bu ortamı yaratırken çeşitli arşivler kullandık ve her ne kadar bu arşivleri kullanmış olsak da aslında neticede bu kurmaca bir ortam. Gerçekte böyle bir yer olmadı ama 1955'in hissini en çok yaratabildiğimiz bir şekilde kurmaya çalıştık burayı. Kullandığımız kaynaklar 1956 yargılamalarının hakimi Fahri Çoker'in arşivi. Kalimenos Pogrom arşivine baktık ve asıl olarak Tayfun Serttaş'ın derlediği ve yayınladığı iki fotoğrafçının, Meryem Şahinyan'ın ve Ozep Minasoğlu'nun fotoğraflarını kullanarak bu fotoğraf stüdyosunu oluşturduk. Mesela soldaki Meryem Şahinyan'ın fotoğrafı ve sağda onun stüdyosundaki aynanın birebir olmasa da benzer bir reprodüksiyonunu yapmaya çalıştık. Ya da stüdyonun yerlerinin bir benzerini yapmaya çalıştık. Böyle en azından gerçekte olmuş referanslardan bir şekilde stüdyoyu kurmaya çabaladık. Onun dışında bu stüdyoda neler olabilir diye düşünüyorduk. 6 Eylül'ün Milliyet gazetesi var. Akis dergisi var. O zaman için nispeten ilerlemeci bir dergi. Taksim gazinosu. Gazinolar çok popüler. Taksim gazinosunun kartpostalı var. Ve aynı zamanda da mesela saatli marif takvimi var. Muhtemelen o stüdyoda olmayacak bir şey ama bu tarih algısını biraz daha yaratmak ve izleyeni birazcık daha aslında Çin'e almak için koymaya karar vermiştik. Ve bunları çeşitli yerlere, stüdyonun çeşitli yerlerine koyuyoruz. Bu anlamda aslında arşiv dokümanları mekansallaşıyor ve o zamanın 1955'in kontekstinde görülebilir hale geliyor. Bir yandan da 1955'in filmlerine bakarak birazcık burayı döşedik. Yani muhakkak bir radyo oluyor, alengirli bir telefon oluyor. Birazcık başka evlere bakarak kendi stüdyomuzu da döşedik aslında böylece. Burada Taksim Gazinosu kartpostalı, radyo, dantel. Birazcık nasıl çekildiğinden bahsedeyim. Kinect denilen bir aslında Xbox için hazırlanmış, üç boyutlu görebilen bir aletle çektik ve gördüğünüz gibi sağdaki gibi aslında insanların suratının ya da bir dokularının olmadığı bir şekilde sadece boyutlarını, hacimlerini kaydedebilen bir alet. Ve o insanların suratlarına ve geçmişe sadece fotoğraflarla dönmeye karar verdik ki bizce geçmişle olan o kapatılamaz mesafeyi gösteren bir tercihti. Onun dışında Kinect'in nasıl çalıştığını şuradan göstereyim. Üç boyutlu bir şekilde ve hacimli bir şekilde çektiği için sağına soluna gittiğinizde, etrafında dolaştığınızda farklı şekilde görebiliyorsunuz. Deniz, bir şey sormak istiyorum. Siz çekimleri yaparken sadece hareketleri o kamerayla kaydedip mekanı bilgisayarda kendiniz modellemeyle yarattınız değil mi? Evet, mekanın tamamı modellemeyle yaratıldı. Peki o tercihi neye göre yapıyorsunuz? Bu bahsettiğin sanat yönetimini gerçek bir mekan kurmakta da kullanabilirdiniz. Çok daha maliyetli mi oluyor? Ama bilgisayarda modelleme de zannediyorum maliyetli bir şeydir. O tercihi yaparken neyi göz önüne alıyorsunuz? Gerçek mekanda mekanda çekmek. Şöyle, yani sanal gerçeklikte eğer içinde yürüyebildiğiniz bir deneyim yaratmak istiyorsanız şu an onu 360 derece kameralarla çekecek bir teknolojimiz yok. O yüzden modellememiz gerekiyor ki aslında içinde dolaşabildiğimiz bir mekan olsun. Yani çekim yapıp modellemeyle birleştirdiğiniz bir yöntem yok. Yani o 360 derece çekmek modellemeye katkısı olan bir süreç olmuyor değil mi teknik olarak? Olmuyor ama aslında Benedict'in gösterdiği Last Goodbye filminde orada da aslında tüm Auschwitz'i modelliyorlar ve
Oradaki adam şeyle, yeşil ekran önünde kameralarla çekilmiş ve yerleştirilmiş bir şekilde. Aslında teknik olarak buna benziyor biraz. Ve Pincus aslında fiziksel olarak Auschwitz'e gidiyor. Ama yeşil bir ekranın önünde. Etik nedenlerle bunu yaptılar. Gerçek olsun. Pincus stüdyoda öyle sahte bir tecrübe yansıtmasın, gitsin gerçekten orada olsun istediler. Teknik detay verirsem, modellemeyi 3D Studio Max'te yaptık. Çekimler Kinect'le oldu ve bu böyle bir deneyimin, yani içinde yürüyebildiğiniz ve gerçek zamanlı olan bir deneyimin yapılabilmesi için oyun motorları kullanmanız gerekiyor. Şu an popüler olan iki tane oyun motoru var. Biri Unity, diğeri Unreal Engine. Biz bu iş için Unreal Engine'i kullandık. Ve aslında bir oyun mantığı, bilgisayar oyunu mantığında çalışıyor. Gözlük olarak da HTC Vive'ı, iki tane sensörü olan ve sizin mekandaki yerinizi takip edebilen bir teknolojiyi kullandık. Peki, yani birazcık bu niye VR'da yaptık ve bence ne katıyor, onun hakkında konuşmak istiyorum. İstediğin zaman soru sorabilirsiniz. Öncelikle bunu mekansal bir anlatı yapıyor. Yani bedensel yapıyor. Eylemsel, zamansal, öznel ve biraz da olağan. Aslında böyle bir mekanda vakit geçirmeniz, birazcık sıkılmanız, birazcık etrafa bakmanız gerekiyor ki kendinizi orada olduğunuza inandırabilin. Ve bir yerde bulunmanın aslında ilginç bir etkisi var. Galiba gerçekten bir hafıza da oluşturuyor bu. Biraz diyeceğim şey kendi deneyimimden olacak ama benim için şöyle bir şey olmuştu. Demin gösterdiğim De Le Pena'nın en son Grönland, Eriyen Grönland diye bir işi vardı. Ve Grönland'da eriyen buzullara götürüyor bu VR işi ve etrafa buzullara bakabiliyorsunuz. Ve biraz yürüyebiliyorsunuz. Derinlik hissi var. Sağınıza solunuza bakabiliyorsunuz. Neyse, o deneyimi yaptıktan 3-4 ay sonra televizyon izlerken aynı buzulu televizyonda gördüm. Ve bir an düşünmeye başladım. Ben buraya gittim ama nasıl gittim? Gitmiş olamam. Hayatımda Grönland'a gitmedim diye. Ve 5 dakika sonra onu sanal gerçeklikte gördüğümü hatırladım. Öyle ilginç bir etkisi var aslında. Birazcık beynimizi hackleyen bir etki. Ve bir yandan da aslında 2016 yılında 1955'e ait bir hafıza, gerçek olmayan ama 1955'te olduğunu düşündüğümüz bir hafıza yaratıyoruz. Ve bir diğer önemli şey de bunun sadece geçmişte olmadığını, bugünle de alakalı olduğunu göstermekti. O yüzden aslında dinlediğimiz sohbetler, fotoğraflarını çektiren müşterilerin ettiği sohbetler çok günümüze ait. Hatta arkadaşlarımızla nispeten spontane kaydedilmiş diyaloglar. Bunun sebebi de o tarihin, o anla bugünün arasında bir bağ kurmak ve 1955'te hissetsek de aslında bunun aynı zamanda bugün oluyor hissini de vermekti. Onun dışında yaptığımız birkaç tercih daha var. Yani sanal gerçekliği nasıl kullandık ve niye kullandığın cevabı olabilecek. Sanal gerçeklik yeni bir mecra. Bu yüzden aslında çok fazla sınırlamaları var. Yani her şeyi yapmaya çalıştığımızda muhtemelen hiçbir şeyi yapamıyoruz. O yüzden bu sınırlamalar etrafında çalışarak, hatta bu sınırlamaları yaratıcı bir şekilde kullanarak bir iş üretmeye çalıştık. Öncelikle sanal gerçekliğin herhalde muhtemelen sunduğu en özel şey birinci kişi deneyimi. Gözlüğü taktığınızda ve yürüdüğünüzde aslında başka bir öznellik kazanıyorsunuz biraz ve aslında siz kendinizi fotoğraf stüdyosunda bir fotoğrafçı olarak bulduğunuzda ve dışarıda bir yağma başladığında azınlık olduğunuzu anlıyorsunuz ya da tüm o kalabalığın size karşı olduğunu anlıyorsunuz. O önemli bir tercihti. Onun dışında bu işin saldırılar, yağma başlamadan bitmesi önemli bir tercihti bizim için. Çünkü
VR'da presence denilen bir yerde bulunma hissi çok önemli. Ama ve lakin şiddeti tekrardan yaratabilmemiz mümkün değil. Yani Project Syria'daki gibi bir bomba patlatabiliriz ya da seslerle ya, efektler yapabiliriz ya da kırılan camları birinin üstüne atabiliriz ama bir şiddete maruz kalmak ve o ortamın içinde bulunmak zamansal bir şey ve 5 dakika ve 10 dakikada yaşanabilecek bir şey değil ve siz sanal gerçeklikteyken kimse canınıza kastedemiyor. O yüzden o noktaya kadar getirip orada bırakmaya karar verdik. Peki burada bu VR işlerinin etiğiyle ilgili konuşalım mı acaba? İstersen birazdan geçelim oraya. Onun dışında Eylül 1955'te böyle bir fotoğraf stüdyosunda mahsur kalmak ve tek başına kalma hissi var. Bu da aslında sanal gerçeklik mecrasında olan bir şey. Çünkü o gözlüğü taktığınızda aslında bir gözlüğün içine kapalı kalıyorsunuz ve size bir klostrofobi veriyor. Aslında onu da biraz ittirerek o hissi işin tamamına yaymaya da çalıştık. Onun dışında bunun sergilenmesi de önemliydi. Çünkü sadece aslında bu sanal gerçekliğin içinde kalmayan bu diyaloğun ve düşünmenin sanal gerçeklik deneyiminden sonra devam ettiği bir şeydi. Onu ilk sergilemede şöyle yapmaya çalıştık. Sanal gerçeklik deneyiminin içinde Meryem Şahinyan ve Osep Minasoğlu'nun duvardaki fotoğraflarına bakıyorsunuz. Ve onları inceleyebiliyorsunuz uzun uzun. Çıkardığınızda ise aynı şekilde, aynı formasyonda o fotoğraflar pogrom fotoğraflarına, 6-7 Eylül sonrası, 7 Eylül sonrasının fotoğraflarına dönüşüyor. Ve bir anda o stüdyo aslında bu yağmanın, o stüdyodaki fotoğraflar bu yağmanın sonrasını yansıtmaya başlıyor. O yüzden de aslında sanal gerçeklikle gerçek, fiziksel dünya arasında bir bağı kurarak birazcık geçmiş ve şimdiyle bağı kurmakla yaptığımız bir şey gibi bir şey yapmaya çalıştık. Onun dışında İF İstanbul'da gösterirken yine bu mekanın başka bir şekil bir şey kullandık ama mekanın mimari modelini çizdik ve sınırlarını çizdik ki böylece dışarıdan bakan bir insan da bu mekanı daha iyi anlayabilsin. Aynı zamanda kimi mobilyaları yerleştirdik, kırılmış camlar koyduk ve ve aslında geçmişi hatırlamak için bir alan yaratmak istedik. Ve neden hatırlamak için? Çünkü geçmişi hatırlayalım ki o çizgiden çıkabilelim ve başka bir yöne doğru gidebilelim. İF İstanbul'dayken bir tane seyirci defterimiz vardı ve oraya yazılan notlardan biri buydu. Sanırım anlamamız için gerçekten içine girmemiz gerekiyor.